Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yazılılar başlıyor. Bugün 7 sınıflar için ikinci dönem birinci sınavı çözeceğiz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorumlar yapmayı, beğeniler yapmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda alabilirim. Evet, hep birlikte çözmeye başlayalım. Evet, ilk kısımda match. Evet, match the names of the TV programs with the pictures diyor. Yani resimlerle televizyon programlarının isimlerini eşleştireceğiz. Şimdi önce televizyon programlarına bir bakalım. News, haberler, documentary, belgesel, quiz show, bilgi yarışması, soap opera, pembe dizi, sports program, spor programı, cookery program, aşçılık programı, reality show, evet bunun Türkçesi biraz uzun, İnsanların gerçek durumlarda hayatını çeken televizyon programı veya sıradan insanların yaşamlarını konu alan televizyon programı diyebiliriz. Yani insanların hayatını anlatan program olmuş oluyor. Kartun, çizgi film. Evet şimdi isterseniz yerleştirmeye başlayalım. Evet şimdi burada bakın bir dizi görüyoruz değil mi? Pembe dizi Elif isminde. Evet dizi neydi? Pembe dizi. Soap opera. Evet buraya for yazalım. Bir sonraki, bir sonrakine bakıyoruz. TRT evet haberler. Haberler neydi? News. Evet buraya da bir yazıyoruz. Bir sonrakine bakıyoruz. Rafadan tayfa. Yani çizgi film, kartun. Evet buraya da et yazıyoruz. Evet bir sonraki bakın bir belgesel görüyorsunuz. National Geographic. Belgesel neydi? Documentary. Evet buraya da 2 yazıyoruz. Evet bir alt kısımdan devam edelim. Şimdi. Evet, burada bir bilgi yarışması var. Bilgi yarışması neydi? Bilgi yarışması. Evet, quiz show. Evet, buraya 3 yazıyoruz. Evet, burada survivor var. Evet, yani reality show, değil mi? Ne demiştik reality show'a? İnsanların gerçek durumlarda hayatını çeken televizyon programı demiştik. Evet, buna da 7 diyoruz. Evet bir sonraki bir futbol maçı. Yani spor programı. Sports program. Evet buraya five diyoruz. Evet bir sonraki bakın bir aşçı var. Malzemeleri var. Değil mi? Ee, buna ne diyoruz? Cookery program değil mi? Aşçılık programı. Evet buna da six diyoruz. Evet bu şekilde ilk kısmı bitirmiş olduk. Şimdi ikinci kısımdan devam edelim. Evet. Complete the sentences with future tense. Will. Yani gelecek zamanla. Yani parantez içinde söylemiş. Will ile tabi bazı cümleleri olumsuz soru yapacağız. Ona dikkat edeceğiz. Will ile yapacağız. Şimdi bakalım. Evet şimdi nasıl yapıyoruz? Bakın olumlu cümlelerde will fiili getiriyorum Fiil yalın halde. Olumsu da will want oluyor. Biraz sonra göreceğiz. Fiil yine yalın halde. Soru da will başa geliyor. Fiilimiz yine yalın halde. Yani fiilimiz hep yalın halde olacak. Yani bir ek almıyor. Şimdi bunu yapalım. Robert. Evet. Robert not demiş. Yani olumsuz yap demiş. Will'in olumsuzu ne oluyor? Won't. Yazalım. Robert won't Evet fiilim yalın halde gelecek. Won't watch. Yani seyretmeyecek diyor. A football match next month. Gelecek ay Robert futbol maçı seyretmeyecek. Evet, I think bence demek. Bunu olumlu yapacağız. It will rain. Evet. Tomorrow. Sanırım veya bence yarın yağmur yağacak. Bir tahmin yapıyor. Yarınla alakalı. Bu konuşma dilinde şöyle kesme işareti 2 ile yani u şeklinde kısaltılabiliyor. Şimdi soru yapacağız. Soruda ne oluyor? Will başa geliyor. Evet. Yazdık. Will Ayşegül fiilim yalın halde decorate süslemek demek. Dekor etmek demek. Evet. Evet, Will Ayşegül decorate the house tomorrow. Yarın Ayşegül evi dekore edecek mi, süsleyecek mi? Evet, burada yine watch kullanıyoruz. Düzen şey olumlu kullanacağız. Not konmamış başına. I will dediğim gibi I'll olarak da kısaltılabilir. I will watch Evet. A quiz show next week. Gelecek hafta bir bilgi yarışması seyredeceğim. In the future gelecekte I olumsuz yapacağız. Not leave demiş. Nasıl yapıyorduk olumsuz? Won't. I won't live Film yalın halde in a big city. Gelecekte ben büyük bir şehirde yaşamayacağım. I want to live in a small city. Ufak bir şehirde yaşamak istiyorum. Evet bir sonraki kısma geçelim. Evet. Ne diyor şimdi burada? Match the phrases. Yani fiilleri uygun sözcük gruplarına yerleştiriniz. Önce fiillere bir bakalım. Eat yemek, organize organize etmek, düzenlemek, wear giymek, light yakmak, invite davet etmek, send göndermek, visit ziyaret etmek, refuse reddetmek. Şimdi funny clothes yani komik elbiseler, gülünç elbiseler ne yapılır? Elbise, clothes, wear giyilir, değil mi? Evet buraya where yazalım. Evet candles mumlar. Ne yapılır mumlar? Yakılır değil mi? Light. Mum yakmak. Light candles. A cake, cake, ne yapılır? Yani pasta ne yapılır? Yenir. Değil mi? Eat. Eat a cake. Guests. Guest misafir demek. Guests çoğul olmuş misafirler. Misafirler ne yapılır? Davet edilir invite misafir davet etmek. Evet, evet. Invitation card yani davetiye kartı, davetiye ne yapılır davetiye gönderilir, değil mi? Davetiye kartı gönderilir yani sent. Evet, bir sonrakine bakıyoruz. Relatives yani akrabalar. Akrabalar ne yapılır? Ziyaret edilir. Visit. Evet. A birthday party demiş. Yani Doğum günü partisi, doğum günü partisi ne yapılır? Organize edilir. Organize. Evet, an invitation davet, davet, davet ne yapılır? Ya kabul edilir ya reddedilir. Burada refuse, reddetmek vardı. Evet kabul etseydik accept diyecektik. Yani kabul etmek anlamında. Refuse an invitation daveti reddetmek oldu. Evet diğer ki adımızdan devam edelim. Evet şimdi ne diyor? Fill in the boxes. Evet. Fill in the boxes with phrases. Kutulara uygun kelimeleri yazınız diyor. Şimdi burada bakın offering suggesting inviting ne demek teklif değil mi öneri ve davet yani öneri teklif davet cümlelerini buraya yazacağız daha sonra accepting yani kabul ediyorsak daveti teklifi o cümleleri kabul cümlelerini buraya yazacağız refusing yani reddediyorsak bize yapılan teklifi daveti reddediyorsak o zaman reddetme ifadelerini buraya yazacağız şimdi şöyle tek tek yapmaya başlayalım Şöyle bir ayarlayalım. Evet. Şimdi. Would you like some coffee? Yani sen ee, ne diyor? Şey ister misin? E, biraz kahve ister misin? diyor. Evet. E, bir teklif yapıyor değil mi? Teklif cümlesi. Sadece harfleri yazalım. Yeterli cümleyi zaten yukarıda görüyorsunuz. Evet A yazdık. No thanks. Hayır, teşekkür ederim demiş. Yani reddetmiş. Evet. Onu nereye yazıyoruz? Refusing kısmına yazıyoruz. B onu da buraya yazalım. Evet. Şimdi, That sounds good. Kulağa hoş geliyor. İyi geliyor. Yani bir kabul cümlesi, değil mi? Yani kabul ediyoruz. Accepting. C onu da buraya yazdık. What about a sandwich diyor. Yani bir sandviçe ne dersin şeklinde bir öneri yapıyor değil mi? O zaman öneri cümlesi neresi? Burası. Buraya D yazıyoruz. Let's have a party tonight. Bu gece bu akşam parti yapalım. Parti verelim. Yine bir öneri cümlesi. Evet buraya yazıyoruz. Evet. Şimdi ne diyor? I'd love to. Yani isterim. Ee, Evet. I'd love to. isterim Memnuniyetle. Memnuniyetle. Buraya kabul ifadesi olduğu için accepting. Buraya yazıyoruz. Evet. I'd rather not. Bu Wult'un kısaltılmışı. Değil mi? Ben yapmamayı tercih ederim. Yani bir red ifadesi olmuş oluyor. Onu da buraya yazıyoruz. Şöyle G yazalım. Evet. Shall we go together? Birlikte gidelim mi? Bir öneri cümlesi. Onu da buraya yazıyoruz. Do you fancy watching a documentary? Fancy want demek, istemek demek. Yani belgesel seyretmek istiyor musun? Evet, bir teklif yapıyor, değil mi? Bir öneri yapıyor. Onu da buraya yazalım. Evet. Şimdi I don't really like it. Yani işte e, belgesel seyretmek istiyor musun? Do you fancy watching a documentary? I don't really like it. Gerçekten onu çok sevmiyorum. Çok hoşlanmıyorum. Yani bir red ifadesi. Onu nereye yazıyoruz? Evet buraya yazalım. J. Evet. Why don't, you, why don't you join us? Niye bize katılmıyorsun? Hani katılsana anlamında bir öneri cümlesi. Why don't you? Neden yapmıyorsun? Yani yap Why don't you go to the cinema? Niye sinemaya gitmiyorsun? Biz önerilerde bu kalıbı kullanıyoruz. Why don't you join us? Niye bize katılmıyorsun? Bir öneri cümlesidir. Evet, buraya yazıyoruz. Yes, please. Mesela, would you like some coffee? İşte kahve ister misin? Evet, lütfen. Yes, please. Kabul ediyoruz. Buraya yazalım. Evet, ondan sonra. Uh, sure, why not? Tabii ki. Neden olmasın? İşte, let's have a party tonight veya uh, ne diyelim? Uh, do you fancy watching a documentary? İşte belgesel seyretmek istiyor musun? Sure, tabii ki. Why not? Neden olmasın? Gibisinden bir kabul ifadesi. Accepting. Buraya yazıyoruz. Evet. Great idea. Harika fikir. Değil mi? Mesela what about a sandwich? Sandviçe ne dersin? Great idea. Harika fikir. Yine bir kabul ifadesi. Evet. Sonuncusu Not really. Thanks pek sayılmaz. Teşekkür ederim. Mesela, do you fancy uh, not really arkadaşlar no demek. Yani uh, biraz daha hani kuvvetsiz bir hayır demiş oluyoruz. Do you fancy watching a documentary? İşte uh, belgesel seyretmek ister misin? Not really. Pek değil. Thanks. Teşekkür ederim şeklinde bir red ifadesi. Evet, onu da buraya yazıyoruz. oh Evet, bu kısmı da böylece bitirmiş olduk. Evet şöyle ilerletiyorum. En son kısma geldik. Evet. Şimdi ne diyor? Write the correct words under the pictures. Yani resimlerin altına doğru kelimeleri yazacağız. Şimdi bakalım buradan. Evet. Halloween. Evet, Halloween party yani Cadılar Bayramı partisi. Graduation Party, mezuniyet partisi. Evet. Pijama Party, pijama partisi. Birthday Party, evet doğum günü partisi. Wedding Party, evet düğün ya da nikah partisi diyebiliriz. Şimdi bakalım ilkinde ne var? Bir doğum günü partisi değil mi? Neydi? Birthday Party. Buraya D yazalım. Evet. ikinciye bakıyoruz. Bir gelin var. Wedding Party, düğün partisi. Evet buraya bakıyoruz değil mi? Cadılar yani Halloween Parti Cadılar Partisi değil mi? Buraya da E yazıyoruz. Evet burada bakın. Burada çocuklar pijamalarını giymişler. Yani pijama parti C yazıyoruz. Burada da kızımız bakın diplomasını almış. Mezun olacak. Graduation party yani mezuniyet partisi. Evet buraya da B yazıyoruz. Evet hepinize good luck, iyi şanslar diliyorum. Yazılarınızda, yazılarınızda başarılar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenilerde bulunmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda alabilirim. Bir dahaki dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.